Bir erkek nasıl görünmeliydi? Bu filmi sanki daha önce izlemiştim. Sus lan. Normalde yemek yiyecektim fakat canım hiçbir şey istemiyor. Boğazlarım şişmiş. Dün narlı beypazarı içmiştim. Mideyi dinleyeceksin. Canın hiçbir şey istemiyorsa bir şey yemeyeceksin ki aç karnına da çok çalışmaya alışkın bir insanım. Sadece su içeceğim. Çantamız hazır. Çantanın tanıtımını yapacağım. Gene aynı yerde yapacağım. Çok şey değişmedi. Merak etmeyin. Dün TOBB'daydık. TOBB Üniversitesi. Ondan önce Hacettepe'deydik. Biraz fazla çalışmışım galiba. O yüzden çok kötü uyandım. Ama elimden geleni yapacağım. Bugün normalde deadlift, shrug, trapez. Böyle bir antrenman planlamıştım. Barbell roll'u falan. Bakalım. Efsane mavi kemerimle her şeyi yapabilirim herhalde. Saatler 8.30'u gösteriyor. Bir yarım saate barakadayız inşallah. Evet. Yıllar sonra tekrar ODTÜ'deyiz. Her şey çok değişti. Metro ve Ego ile gelmiştim. Üç aktarma yapmıştım. Artık arabayla geliyorum. Parayı buldum her zamanki gibi. Yani zengin olunca her şeyden aldığın keyif azalıyor. Bu yollarda yürümenin keyfi çok başkaydı. Yollar da yenilenmiş bu arada. Kasisler masisler. Önce bir çatıya gidebiliriz. Hemen antrenmana geçmeyiz. Bir çay, kahve, espresso. Yeme içme, ODTÜ'deki kedileri tanıtım. Ondan sonra bugün hafif bir deadlift. Deadlift artık başlıyorum buraya gelmenin şerefine. Eski ağır deadliftler geri gelecek. Shrug var, en sevdiğim hareket, power shrug. Yani bir çekiş günü diyebiliriz aslında. İşlerim hep... Şimdi küçük bir öğünümüz var. Çok karnım aç değil. Şöyle en sevdiğim yemek diyebilirim şunu. Bir tane dolma. Küçük bir işlenmiş et. Gerisi de normal. Yeşillik, bitki. Tabii buna tuz atıyoruz. Biraz kalın giyindim. Çok terliyorum zaten. Tuzu almak çok önemli. Yeterli sodyum almazsanız kaslar kasılmaz. İyi hissetmezsiniz. Pump olmazsınız. Gözleriniz kararır. Bir şey eksik. Beypazarı var mıydı içeride? Beypazarı eksik. Birazdan onu da gider alırım belki. Oldukça kalabalık ortam. Nasıl anladınız beyefendi? Meyde diyelim. Yemekleri tam sindiremedik. Bir yarım saate geçeceğiz. Biraz temiz hava alalım. Devrim stadına geldik. Buranın sembolü. Hem Ankara'nın hem ODTÜ'nün. Açık bir hava var. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Çok değişik, güzel bir hava var. Çimler biraz fazla uzamış. Bunları kesmeleri lazım bence. Ben bunu giydim. Ya bu da kaliteli bir marka. İş görür bence. Ki bu tişörtü de bence çok isteyen olur. Verir miyim? Vermem tabii ki de. Çok para verdim, orijinal bu. 5 litre su yok, böyle dandik. Saka mıdır nedir? Arabadan düştü, ağzım ağzı yemedi. 5 litre su alacağım. Niye alacağım? Story attım az önce burada. O kadar sağlam bir kitlem var ki. Bak, sadece şu kemeri attım, bir bahçeyi gösterdim. ODTÜ'nün şurada bir alanı var, ODTÜ çarşının. Herkes, işte bir erkek böyle görünmeli, vlog ikincisi mi geliyor falan. İnanılmaz bir kitle var. Yani kendimle de sizle de gurur duydum. Neden bilmiyorum. Şimdi devrimdeyiz. Bir siyasi bir mesaj falan vermiyorum, umurumda da değil. Öyle yani, hava güzel. Bak, güneş gene gitti. Mükemmel bir hava var Ankara'da şu anda. Dereceler 17'yi gösteriyor. Müthiş bir hava. Yani bir takipçiyle
ODTÜ'de antrenman gelsin mi? Gelsin. Ben. Özel bir takipçiyle. Yorumlarda bekliyorum. Güzel bir yoruma bunu armağan etmek istiyorum. Hem burada gezdiririz, yediririz, içiririz. Hem de böyle bir, ne bileyim, bir gezmiş görmüş olur. Bir deadlift yapar, formuna bakarız. Tatlı bir içerik olur. Şimdilik böyle. Buradan bir markete geçeriz. Diyabet hastası bir insanla beraber yaşamak her an yanında basit şeker taşımanı gerektirebiliyor. Bir sana bir Milka peanut karamel, şu 100 liralık çikolatalardan falan alayım. Bak, güneş açtı tekrar. Bugün bir de deadlift yapacağım için belim biraz gergin. Bel esnetmelerimi yapıyorum abi. Şunu yap bak, en iyi bel esnetmesi. Tutsak. Eller önde de olur. Arka bacağı esnet. Tabi bunları yavaş yapın. Bir yeriniz kopar mopar. Şey olur. Görüşmek üzere. Yıllar önce kalktı. Bakalım şimdi kalkacak mı? 98 kilo. Tek el. Magnezyumsuz. Adam gibi adam yok. Nerede adam ya da bize rast. İki tanesini alırsın. Şırak trapezler için çok iyi. Deli misin? Manyak mısın? Kop musun? Bakayım bir. Karabaş. Oğlum bunlar çok agresifler lan. Yıllar geçti. Gene aynı masadayız. Birçok şey değişti. Abone değişti, izlemeler değişti. Ama hala buradayız. Her güzel şey çabuk biter. Belki çanta değişti. Bakalım içindekiler değişti mi? Karakterimiz değişti mi? Çantada bayağı standart atladık. Calvin Klein markası. Türk parası olarak 2000 TL. Bunu kız arkadaşım İngiltere'den almış. 200 pound'a falan almıştı herhalde şu an. Eskiden aldın değil mi de? Ne zaman? 4-5 yıl falan. Oo, 5 yıl. Bu şu an 3000 vardır. Çok güzel, kullanışlı bir çanta bu arada. Hani sırf isminden dolayı değil. Şurada şarj var. Tabii büyük gözde her şey burada. Büyük gözde yok yok. Efsaneyle başlıyoruz. Kutu hiç değişmedi bile. 5 yıldır aynı kutu. Hala da içinde magnezyum var. Hala da bitiremedim. Dolma yok. Magnezyum duruyor. Yine efsanelerden devam. Küpe çantası. Bu küpeyi çıkarmamak üzere taktım. Böyle sivri çivili falan daha güzel bu. Bunlar biraz tırvırı. Ama gene çanta duruyor işte. Ve o tişört. Animal tişörtü. Yırtılmış artık. Bunu da çok kişi istiyor. Vallahi bunu herkes istiyor, ben anlamadım. Çok ağır deadliftler yapıldı, bench press'ler yapıldı bunlar. Güzel, kaliteli bir tişört. Bilek sargıları var. Under Armour şöyle bir ürün göndermiş. Dwayne Johnson serisinden. 500 lira ama buna çoğu kişi 500 lira vermez bile. Bir göstereyim şunu. Ne diyor baba? Oku. Respect. Saygı duy diyor kısaca. Fat grip. Ha bak, 5 litre suyu göstermedim. 5 litre su, ona da devam. Fat gripler. Bunun hakkında özel bir video gelebilir ya. Bunlar biraz ileri seviye. Herkes kullanmamalı fat grip bence. Artık kendi ropumu aldım. Kendi ropumu takıyorum. Biri geliyor, beraber mi çalışalım diyor. Çıkarıyorum, buyurun çalışın diyorum. Bir de salonlardaki roplar çok eskimiş. Abi 100 liraya aldım, mis gibi. Kendim kullanıyorum, kendim takıyorum. Belki bir tane de gittiğim salonlara hediye ederim. Çünkü yani hiç ekipmana hiç önem vermiyor bazı salonlar. Gymolix strapler.
Nerede? Burada. Bu ne lan? Bu benim değil. Şunu da buradan duyuru olsun. Şunu satmaya çalışıyorum. Romeleos. Bunun fiyatı da 1200-1300'lü zamanında. Şu an daha pahalı olmuş olabilir. Yüksek ağırlıklı hareketler yapıldı bununla da. Şöyle yepyeni. Hiçbir yırtığı mırtığı yok. Kaç numara? Bu 46 numara olacaktı galiba. 46 numara. Şöyle 10 numara. Çok estetik bir ayakkabı. Squat ayakkabısı. Weightlifting ayakkabısı. Öyle diyeyim. Ciddi alıcılar şey yapsın. Kemere de devam. Jimolix'ten 1000 liraya kemer aldım. Hala bunu kullanıyorum. Bu kemer 5 dolar falandı zamanında değeri. Bu da çok artmıştır. Böyle kağıt helva gibi bak. Bir kemer şöyle olmaz abi. Ama susun. Ama ben bununla güzel şeyler yaptım gene. Hani ağlayıp sızlamadım. Ege Fitness'tan bir ürün. Unsatisfied. Bunu ben kendim satın almadım. Bir arkadaşım bana hediye etmişti. Bunu böyle birkaç videoda giydim zamanında. Biri yazmış ki, üf, gönderme yapıyorsun, kıskanıyorsun. Lan oğlum kıyafetim pislendi. Yoktu. Arkadaşım bunu verdi, bunu giydim. Yok gönderme yapıyorsun, kıskanıyorsun. Aptal aptal şeyler. Biri de şey, Ege Türkiye'ye geliyormuş. İşte Türkiye'ye gelince onunla video çekmek için önden ben yerimi hazırlıyormuş. Bütün derdim bu. Evet, çanta böyleydi. Köpekler bizi koruyor. İp gibi dizildiler. Güzel bir nostalji oldu. Nostalji oldu. Buradan idmana geçeriz. Hava çok soğuk. Öyle. İdmanla görüşmek üzere. What I want to want to tell them when they won't fuck me? Yes. Bak nimetsin. Nimetliğini bil. Çok dandik bir torba. Bim'den mi aldınız? Nereden aldınız? 10 kilo falan. Mesut'un sinirlenip evde boks torbasına vurup sonra Tunç'un şurada olması, Tunç'a şöyle çarpması. Hatırlayanlar like. Yok abi, halledeceğim. Evet, Baraka Spor Salonu. Baraka'ya bugün giremeyeceğiz çünkü pandemide değişik bir sistem olmuş. Öğleden sonra 3.30'da kapanıyor. ODTÜ'de daha eğitime başlamadı. 8 Kasım'da başlayacak. Böyle kafana göre giremiyorsun yani. Burası iptal fakat spor müdürlüğüne gittik. Şu bina. Oradan da bizi diğer spor merkezine. Bir tane daha baraka var. Hatırlıyorum, biraz hiç gitmedim. Yerler böyle laminat parke gibiydi galiba. Şimdi oraya gideceğiz. Hem değişiklik olur. Siz de hiç görmediniz sanırım YouTube'da orayı. Gidiyoruz. Evet, şimdi spor merkezine geldik. Buraya iki defa geliyorum. TÜBİTAK çalışma alanının oralar çok güzel, böyle bisiklet yolu falan var. ODTÜ lojmanları falan. Böyle güzel bir yol var. Bu yol spor salonuna gidiyor herhalde. Beraber yürüyelim. Baraka'ya gidemedik ama inanılmaz bir salon keşfettik. Tadilatta şu an sadece benim için özel bir izin oluşturuldu. Çok teşekkür ediyorum. Hatta bu kafes de yeniymiş. İlk defa ben kullanmışım. ODTÜ Spor Merkezi diye geçiyor. Teknokent'in orada. Ücra bir yerde. Hani bir öğrenci, ODTÜ'de okuyan biri belki burayı bilmeden mezun bile olmuş olabilir. Çünkü bayağı uzak bir yerde. Okul başlayınca bu salonun kullanıma açık olup olmayacağı da belli değil. Çünkü ODTÜ'de inanılmaz bir pandemiye karşı duyarlılık var, gerçekten korkunç seviyede. Bu yüzden aslında bu videoyu burada çekmemiz, sizin de bunu izlemeniz inanılmaz bir olay. Çok zor bir olay. Bayağı uğraştık girmek için. Kimse giremiyor çünkü bu salona. Kalkta da bu makine bence daha iyi. Hacettepe'de bunun ayakta olanı var. Daha old school. Bunda cheat yapamıyorsunuz. O yönden çok iyi. Ama bunda tam esnetemiyorsunuz. Tam esnetemezsen gelişmez. Tam esnetmek nedir? Göstereyim hemen. Bunu Mahmut Irmak'tan öğrendim. Kalf konusunda. Gerçi bu bilgileri de böyle herkese vermemek lazım. Abi kalfta esneme şudur. Genelde millet şunu sanıyor. Şöyle esnediğini sanıyor fakat eşek kalfı dediğimiz bir hareket var. Sırtına böyle insan alıp. Evet, eşek kalfında biraz daha eğiliyorsunuz. Şu şekilde Romanian deadlift yapar gibi. Esnerken öne doğru yatıyorsunuz. Biraz daha. Kalfa böyle çalışırsanız. Bunun için ekipmana da ihtiyaç yok. Bir yükselti yeter. Mahmut Irmak hocanın dediğine göre gelişim daha yüksek olacaktır. Kes burada.
Everest'te old school makineler daha iyi. Şu sanırım ayarlanıyor. Onu çok kurcalamadım da. Aynen. Bak bu da bayan seçenekli. McFit'te bile bu kadar fazla delik yok. Ayarlayamıyorsunuz. Bunun seçeneği daha fazla. İşte quad'ı da çok aktif etmek istiyorsan biraz daha kaldırırsın bunu. En fazla bu kadar kalkıyor. Bu da tam 90 dereceye tekabül ediyor. Makineler dediğim gibi hepsi Life Fitness. Alınabilecek en iyi marka şu anda zaten. Ve shoulder press'te Ersin Adaklı style'ı. Bunu da yapabilir miyiz Selin onu? Yaparsın, evet evet. Yanlardan şöyle. Omuz için? Aha. Şunu diyorsun değil mi abi sen? Şeyden dolayı dedim. Bu daha çok triceps'e vuruyor. Yani bir vücutçuda gördüm. Şuradan tutuyor. Çok daha geniş mi? Omuz sen kendini şey yapar. Bu acayip omuz. Bunda hiç triceps'e bilmiyor. Acayip omuzu çok zorluyor. Hiç denedim. Bu bayağı ileri tabii seviye. İleri seviyesi söyle. Onun için yani. Normal aynen seviyesi şuradan tutuş yap. Bunu yeni başlayanlar da tabii ki de yapmasın. İleri seviye bir teknik. Bu normal tutuşu budur zaten. Adamlar bunun için yapmış. Havluyu tabii ki kullanıyoruz. Üniversite salonlarında. Gerçi bütün salonlarda havlu kullanımı önemli. Bir dakika var. Diğer barakadan çok daha iyi burası. Ben bilsem önceden gelirdim buraya. Bar o kadar iyi ki, bak bar gerçekten çok iyi. Life Fitness değil mi abi barların markası? Barların markası onu bilmiyorum ama hani şey o bar Sehpa Life. Orijinal. Biraz Amerikan vari ama güzel. Aynen. Şu anda okul açılmadığı için biraz dağınık. Okul açılınca tekrar gelebiliriz buraya. Çok daha bakımlı bir şekilde olacaktır büyük ihtimal. Dumbbell'lar bayağı iyi. Hiçbir üniversitede olmayan. York, barbell. Amerika'dan mı geldi? Nereden geldi bilmiyorum ama. Burada bir karın egzersizi göstermiş. Ünlü bir fitness model var. Neydi bunun adı ya? Buradan boyu kısa olanlar çıkabiliyor. Burası diğer barakadan çok daha iyi. Maalesef çok daha iyi. Kestik. Abi bunlar kaç yıllıktır? Bunlar en az 40-50 sene şu gördüğün makineyi el yapımı zaten şey olarak. Evet. Kostüm tasarımından şey hani görsel olarak bakılmış ve yapılmış. Evet. Hani el yapımı hani buranın kendi el yapımı. 50 sene. 50 sene var. Hiç eskimemiş gibi duruyor. Aynen. Ama şu daha iyi abi. Şunları yükseltmek daha güzel. Bayağı. O işte paralel bal olarak geçiyor. O işte jimnastikçilerin şeyiydi. Evet. Jimnastikçiler kullanıyor. O daha çok hoşuma gitti. Daha iyi yaptım hareketi bence. Esnek bir pay var ya. Evet. Kırılacak gibi duruyor yalnız. Değil mi? Şey evet. Esniyor. Paralel bal evet. Esniyor. Kırılmaz değil mi ama kalkmaz. Büyük bir ihtimal kalkmaz yani. Çünkü çok ağır bir makine. Bir de şeyi çekelim, şurada bir tane çekelim. Salonun içinde bir de squash alanı mevcut. Hayatımda hiç oynamadım ama çok merak ettim. Şeye bak, aparatı. Abi ODTÜ'de her şey çok daha iyi diğerlerine göre. Skoryozu olanlar, gitar çalanlar. Yani tek taraflı iş yapanlar. Sırtını bence kesinlikle tekli çalışmalı. Ya da çiftli de olur. Bu aparatlar bayağı iyi, bayağı faydalı. Biraz arttırayım.
Geniş lan. Özel ders verilmesi yasaktır. Burada çok güzel bilgiler falan asmışlar yani. Bayağı önem vermişler. Burada da brokolinin faydası. Keten tohumu. Joker. Gürültünün etkisi. Gürültü testosteronu düşürür. Bak burada güzel araştırmalar var. Bunu da benden koçluk alan herkese söylüyorum. Özellikle fazla kilolulara. Bir anlamıyor insanlar şunu ya. Bak eksik bölgelerimi eleştiriyorum gel. Eksik bölgelerim. Ne abi bu? Brachio radialis. Wrist curl yazıyoruz abi. Diğer eksik bölgelerim. Bak en iyi bölgem. Vastus medialis. Şurası ekmek gibi bende. Şöyle bunu da al. Rectus femorisim biraz zayıf. O konuda biraz walking flashları yapmam lazım. Arkadan nerem zayıf biliyor musun? Latissimus dorsilerimde kalınlık mevcut fakat genişliği arttırmam lazım. Belki de biraz zayıflamam lazım. Belim ince gözükürse şurası daha kalın gözükür. Orası deltoid. Deltoid diye geçiyor genel omuz kasları. Arka omuzda zaten çok tekrar isteyen, çok çalışma isteyen bir şey. Çok uğraşmak lazım arka omuz için. Ama çalışınca olur. Ya da başka bir şey bulunca olabilir. Evet, şöyle de bir şey buldum. ODTÜ sporcu etik kodu. Yani kısaca diyor ki dürüst olun, ahlaklı olun, fair play çerçevesinde. Buradan da tekrar kendimle gurur duydum buraya geldiğim için. Evet, buradan ODTÜ'ye, ODTÜ çalışanlarından Allah razı olsun. Normalde yasak olan, Cumhurbaşkanı'nın bile girmesinin yasak olduğu bir zaman zarfında bizi soktular. Bize çektirdiler videomuzu. Allah razı olsun gerçekten. Çekemeyebilirdik. Ve bu salonu da görmüş olduk. Belki daha iyi oldu. Çok iyi bir salon. Şu an baraka, yani asıl barakadan daha iyi. Burası spor merkezi diye geçiyor. Suat abinin dediğine göre buraya biraz daha hard çalışmayanlar, biraz daha pamuksu insanlar geliyormuş. Güzel bir salon. Okul açılınca belki tekrar bir güncelleme gelebilir. Şimdi işimiz gücümüz var. Gidiyoruz. Baby don't hurt me, don't hurt me.